Abicim senin adın ne, amacın ne, ne demek istiyorsun? Benim amacım ahdi vefa. Senin amacın Erdoğan'ın tekrar kazanması mı? Abi. Neden? Müslümanların tek sahibi Recep Tayyip Erdoğan olmuş. Müslümanlara tek sahip çıkan Recep Tayyip Erdoğan olmuş. Bugün Arap devletlerinin yöneticileri, Cumhurbaşkanı bu kadar Müslümanlar zulüm görüyor. Hiç bir tepki göstermiyor. Sadece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tepki gösteriyor. Yani Cumhurbaşkanımız Arap dünyasının da mı Cumhurbaşkanı sayılıyor? Dünya lideri, evet. Dünya lideri. Evet. Onun için tekrar seçilmesini istiyorsun. Abi inşallah. Kaç? Ama onu başımızdan eksik etmesin. Kaç milletvekili çıkardılar Kayseri'den tahminin ne? İnşallah 8'den aşağı olmuyor. Olur mu? 8. İnşallah. Rabbimin izniyle. İnşallah 8'den aşağı olmuyor. Sen ne iş yapıyorsun arkadaşım? Ben kamyon şoförüyüm. Halen yapıyor musun? Evet. İşler nasıl kamyonlar? Çok şükür. Allah'ın bildiğine şükür. Ticaret iyi. Çok şükür. Kazancın da iyi. Çok şükür. Türkiye'deki ekonomik durum nasıl? Çok güzel. İnsanlar biraz zorluk çekiyormuş ekonomik anlamda. Hayır, hayır. Peki. Onlar doğruyu söylemiyorlar mı? Doğruyu onlar söylemiyorlar. Ama dolar çok yükselmiş. Dolara bağlı olarak da yiyecek, içecek birçok şey pahalanmış. Doğru değil mi bunlar? Tamam, doğru da. Yani Türkiye'yi 2023 hedeflerini göstermemek için dışarıdaki güçler, dışarıdaki hainler maalesef içimizdeki hainler de hep yani Tayyip Erdoğan hangisiyle uğraşacak? Yani 2023'e kadar her şey düzelecek. Allah'ın diyorsun izniyle. İnsanlar 2000, daha tabii iyi yaşayacak, daha zengin tabii olacak mı tabii demek istiyorum? Tabii. Başka bir söylemek istediğim şey var mı? Başka söylemek istediğim yani devlet yani Türkiye Cumhuriyeti'ne, vatandaşıma, milletime, liderine sahip çıkmaz. Ve tekrar seçsinler. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Sağ ol.